etime girmeliydi. Yok kardeşim, yok. İçini serin tut. Bu meselede hiçbirimizin kabahati yoktur. Anamın dediği gibi abi, belli almalısın. Kaybedecek bilhassa vakit yoktur. Toy iste. Beyliği al. Ölene kadar arkanda olurum. Evelallah. Buna hiç şüphem yok kardeşim. Anam da böyle düşündüğümü bilir. Haklısın. Anam da haklıdır. Tez toy isteyip beyliği almamın vakti gelmiştir. Lakin... Lakin? Lakin senden çekinirim kardeşim. Ölene kadar arkanda dururum dedim ağabey. Neden çekinirsin benden? Amenna. Ona hiç şüphem yoktur. Beylikte gözün olmadığını da bilirim. Lakin sana göre yanlış bir karar verdiğim vakit ne yapacaksın? Halime Hatun'la babasını obaya getirdiğin gün dün gibi aklımda. Onları Kara Toygar'a vermemek için babama nasıl baş kaldırdığını hatırlarım. Tapınakçılar meselesi de öyle. Tek başına sadece babama değil, anama, bana, Toya, bütün obaya baş kaldırdı. Başının dikine giden bir densizsin sen Ertuğrul. Lakin çoğu zaman da haklı çıkan bir densiz. Allah var, bizi çok kereler uçurumun kenarına sürükledin. Sürükledin ama oradan da yine kendi ellerinle çıkardın. Şimdi de öyle. Diyeceğim, benim çekincem odur ki bir gün karşı karşıya gelirsek. Ben rahmetli Süleyman Şah değilim ki sana haddimi bildireyim. Sen de çocuk değilsin. Seni döveyim. De bana kardeşim, bir gün olur da ben eğri bir karar verirsem dimdik arkamda duracak mısın?